Lan market arabaları bile pahalı herhalde. Baksanız hepsi duruyor burada yatmış. Neyse buradan bir 3-5 bir şeyler aldım. İftar için hazırlık olsun. Eve alışveriş yapayım da giderken götürürüm. Siz burada neyi bekliyorsunuz da yattı ara? Kardeşim geçenki maçı konuşuyorduk ya. Ablalarla maç mı konuşuyorsun? Hiç kardeşim onlarla maç konuşamaz mıyım? Sen de haklısın abi, doğru, futbolu takip ediyor olabilirler. Lan bu ne biçim böyle yamuk park etmiş lan buraya kardeşim? İşte sorumsuz insan ve sorumlu insan arkadaşlar. İki farkı görüyorsunuz burada. Birisi yamuk park eder, ötekisi düzgün park eder. Şimdi o yamuk park eden yüzünden burası bir araba eksik de kalabilir arkadaşlar. Hakka giriyorsunuz, yapmayın lütfen. Burada yine ne oluyor, toplanmışlar. Lan marketin girişini kapatmışlar. Siz içeride kaldınız ha. Sıkıntı yok kardeşim. Tayfun, Tayfun lütfen yardım et Tayfun. Lan adam aşağı düşmüş, nasıl yardım etsin Tayfun? Ha pardon ya Tayfun, ipi tut Tayfun. Merkez 45 40, adam aşağı düştü, acil destek ekibi lazım. Aşağı düştü diyorum, çabuk aşağıda adam. Valla ne olsun işte, biz de inşaatı kaldığımız yerden devam. Lan adam aşağı düşmüş, inşaattan bahsediyorsun be adam be. Neyse size kolay gelsin. Ben buradan yavaşça uzayım o zaman ya. Şu tiplere bak Allah'ını seversen. Tayfun çok şey artık ya. Geri zekalı, bir ipin ucunu tut artık ya. Bir şeyin ucundan tutmasını öğren. Onlar orada uğraşıp dursun arkadaşlar. Biz de bizim tuning mekanına gidelim. Bugün bir tane BMW M4 getirdim buraya arkadaşlar. İstanbul'dan aldım getirdim buraya. Yeni tuning mekanımızda araca yazılım attırıyoruz. Sanırım işlemler tamamlandı. Şöyle bir başına geçelim bakalım. Görüyorsunuz yalnız. Makineyi görüyorsunuz arkadaşlar. Lan dedikodu yapma lan Osman. Neyse abi tamam. Anladın mı işleri ya? Ben gidiyorum ona göre. Vallahi kardeşim ben bu arabanın her şeyini hallettim. Gerisi senin test etmene kalmış, senin şoförlüğüne kalmış yani. Eyvallah, ben o zaman yola çıkıyorum yavaştan. Sen yola çık ama dikkat et. Şunlarla şunların yerini sakın değiştirme. Şunlar özellikle çok önemli. Abi şunlar diyorsun, hiçbir şey anlamıyorum ki ben ya. Neyse şu kaputu bir kapatalım o zaman. Yola çıkalım Allah'ın izniyle. Şöyle bismillahirrahmanirrahim ha. Hadi kendine iyi bak, ben gidiyorum. Ulan arabanın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Uçak ya. Yalnız arabaya görüyorsunuz şurada bir havalandırma açtık ki içerisi sıcak olunca cam açmakla uğraşmıyoruz, oradan hava alıyor. Maşallah deri koltuklarımız da var, şöyle bir çalıştıralım aracımıza. Oy oy oy. Size bir şey söyleyeyim mi? Bunu samimi söylüyorum. Bu zamana kadar ETS2'de en iyi sens senkronizasyonu ile beraber gelen araba olabilir bu. Bunu şu an size çok içten söylüyorum arkadaşlar. Muazzam bir şey. O zaman ben uçuyorum arkadaşlar. Uçak modunu açtık. Haydi bismillah. Ankara'dan çıkar, İstanbul'a gider, M4'e bineriz. Seybi açar, son ses ayar. Anam 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 anam. Frenler biraz zorlasa da arkadaşlar önemli değil. Verelim müziğimizi, akalım gidelim buralardan. Oğlum çok iyi gidiyor lan. Araba bunun sesine mest oldum ben şu an ya. Mükemmel bir sesi var aracın. Mükemmel bir hızı var arkadaşlar. Aşırı keyifli, güzel bir mont. Bizim tuning yeri işini biliyor kardeşim. Arabaya ne yapması gerektiğini iyi biliyor. Ankara'da ölüm tuning gelebilirsiniz arkadaşlar. İstanbul şubesi de çok yakında açılır. İşe başkentten başladık arkadaşlar biz. Baştan başladık yani, anlayacağınız üzere. Ha ne kadar komik. Bak bak bak, hay maşallah. Araba tam yani yükselin deyimiyle vututu pat 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 arabası yani arkadaşlar, gazlıyor ya. 200'ü geçtik arkadaşlar, uçak modu. 230 kilometre uçak modu. Yapıştır oğlum, 240 kilometre. Aa, fren 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 fren, buradan gireceğiz arabana. Ankara'nın mahallelerine geldik, yine artistliğimizi yapıyoruz arkadaşlar. Bak bak, herkes bize bakıyor bak. Ya böyle bir araba görüp de bakmamak mümkün değil ya. Oo dayı, makineye bak makineye. Oy maşallah dayı. Ankara oturmaya mı geldik ya? Haydi ayaklanın haydi. Şöyle azıcık ara gaz da verelim arkadaşlar. Mahalleyi inletelim haydi. Zibidiye bak, zibidi köpek seni ya. Gürültü etme be, yürü git şuradan zibidi seni. Arkadaşlar bizi kıskandılar az önce. Şöyle bir yanımızı da verelim. İşte bu. Kıskanma ne olur, dızla senin de olur kardeşim. Tabii biz bunu dızladık mı diye sorarsanız. Hayda. 260 kilometre hızla uçmaya gidiyor mübarek. 270'e ulan düz bir yol yok mu, yapıştıralım gidelim şununla ya. Süper indirimler. Süper indirimleriymiş arkadaşlar. Neyin indirimleri kardeşim ya? Tek tek ara. Susup böyle sadece arabayı dinleyesim geliyor lan. Bak sese bak abi, çıldıracağım ya. Böyle bir makas gördünüz mü daha önce arkadaşlar? Uy! Deliyim ben, deliyim, deliyim, deliyim. Herkese makas atarım bu yollarda ben. Bolu yolundan gelirim, geçerim, geçerim. Makasları atar. Önüme kırması atardık arkadaşlar. Şimdi frene basıyorsun, vitesi küçültüyorsun, veriyorsun gaza, atıyorsun arabaya. Az önce yaşananlar için özür dilerim. Hemen telafi anlaması yapıyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz bak bak nasıl yanlıyor. Bak bak, araba motorun hakkını veriyor kardeşim ya. Test sürücünden ben de başarıyla geçti arkadaşlar. Sürücünden mi sürüş? Ne dedim lan ben az önce? Önüme atlamazsan sevinirim kardeşim. Eyvallah, sağ olasın. Şimdi makas zamanı geliyor arkadaşlar. Hazır mısın?
yapmalısınız. Bu saatten sonra drift yok, makas var kardeşim. Zaten bu zamana kadar drift mi vardı desenize. Bence hiçbir zaman drift atamadık ama makas atabiliriz arkadaşlar, görüyorsunuz. Eski makasçılardan kim kaldı? Radarlar bizi iyi tanır baba. Gel makasa gel, bak bak bak. Uy, anam ters yola girdik lan. Bilerek yaptım arkadaşlar, bilerek. Şehir içini görmek için yaptım ben. O zaman makaslara kaldığımız yerden devam. Durmak yok, saplamaya devamla kardeş. Angaraya girip çıkınca böyle oluyor. Geç oradan ne olur geç, Allah'ım geç, işte yerlere bak arabanın. Lan siz beni ne sandınız lan? Biz dün mü şoför olduk sanıyorsunuz lan? Ha, IQ'yum mu daha iyi? Biz yılların şoförüyüz ETS2'de. Benim ehliyetim yoktu, ETS2'de araba kullanıyordum lan ben. Lan yol ne kadar çabuk bitti. Araba tabii uçunca arkadaşlar. İstanbul'a çok az bir yolumuz kaldı şu anda. Geldik sayılır. Ama uçuyor mübarek, uçuyor ya. Hüseyin bak, bebeğe bak. Anne lan ya. Hüseyin görene kadar biz gittik be abi be. Araba uçuyor ya. Araba harbiden uçuyor lan. Ya sen de manyak bir şeysin böyle ya. Uf be. Gişe rekoru geliyor arkadaşlar. BMW M4 gişe rekoru 180 km hızla. Lan 200'e geçmişliğimiz var. Rekor kıramadık ya. Az daha geriden gelseydik rekoru kırardık arkadaşlar. Ama maalesef ki şu anlık bu kadar oldu. Yapacak bir şey yok. Çok pis gaza geldim şu an. Dümdüz yolu buldu yine. BMW M4 tam gaz ilerliyor. Psikopat bir şoför gibi. Psikopat bir araba gibi. Hiç durmadan gidiyor. 260 km'ye dönmeye çalışıyor. Ve dönebiliyor. Aman Allah'ım. 270 km ile devam ediyor yolculuğuna. Ve virajları hala alabiliyor. 276 ile. İnanılmaz gerçekten. Gerçekten inanılmaz bir arabasın sen M4. Yola adeta tutuyor. Yola adeta yapışıyor. İnanılmaz. Abi inanılmaz keyif aldım. Araba var ya bildiğin akıyor ya. Yola yapışıyor. Hüseyin bak gör bu sefer gör. Abi sen araba ya. Tabii de sen araba Hüseyin ya. Güle güle kullan abi. Eyvallah Hüseyin, eyvallah. Aç yolu aç kardeşim aç. Lan biz sağdan çıkacakmışız. Anam. Uf aşırı gerçekçi bir kaza oldu lan. Bir makas gelsin o zaman şöyle. Şuradan da girelim. Oy makaslara gel. BMW misin be abi be? Evet İstanbul'a da gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Ağzına vurayım durmuyor. Kardeşim bizim araba biraz durmuyor. Şu yolu bir açalım bak. Şu göbekte yanlayacaksın kardeşim. Gazı kökle el frenini çek bak. Ver yanı ver. İşte böyle be. Verdi yanı be. BMW be. Tam böyle genç BMW'ci gibi. Kavşakta bir tur yanlayıp ondan sonra devam ediyor yola. Yaptık. Yapacağız da arkadaşlar. Yaptıklarımızın yapacağımızın teminatıdır. Yaptıklarım için pişman değilim. Aklım hala yapamadıklarım da lan. Bakamak, gelir gider bir gün paralar, öyle atar gider bana. Lan tam da iftar saatine eve yetiştik. Çok iyi oldu arkadaşlar. Orucumuzu da eve gider açarız artık. E5'in kralı geldi. Aç yolu kardeşim. Harbiden yolu açtı adamlar. Kimse önümüze çıkmıyor lan. E5'in kralı olduğumuzu bu kadar çabuk kabul etmelerini beklemiyordum. Anam nerelerden geçiyoruz yine. Bak geldik yine. Krallık geldi. Ölüm tunik farkıyla BMW aktı gidiyor. E5'te de gidiyor. Mükemmel keyifli bir yolculuk oldu arkadaşlar. Ben aşırı keyif aldım. Umarım siz de keyif almışsınızdır. Şöyle sağa doğru girelim buradan, artık eve geldik. Bizim evin oradaki göbekte de bir yanlamamız yok mu peki arkadaşlar? Şöyle veriyorsun yana. Woohoo! İşte bu. Lan ne güzel atıyor lan arabanın arkası. Bak harbi diyorum, arabanın arkası çok iyi atıyor arkadaşlar. Yani ETS2'de yapabileceklerinin maksimumunu yapıyor araba. Baba nasıl veriyor? Baba çok iyi ya. Şöyle şuraya yanaşalım arabamızı da. Lan bu arabada niye geri vites sensör sesi var kardeşim? Manyak mı bu araba? Buraya yanaştık. Camımızı da kapatalım. Şöyle aracımızı da stop edelim. El frenimizi de çekelim. Yalnız el freni bunun ne güzel böyle bip bip yapıyorsun, el freni çekiyor. Aracı da şöyle kilitledik mi tamamdır. Yalnız ne güzel oldun sen öyle ya. Ben seni yerim ya. Bu arabanın yine plakası değişmiş kardeşim. Yeter be kardeşim, şunu plakayı ellemeyin artık ya. Binaya çıkalım da bir orucumuzu açalım. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.